Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgiler hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Şimdi bugün sizlerden gelen istekleri yine derledik. En fazla gelen istekler Enka'yı, Pamel, İzmir Demir Çelik, Tukaş ve Afyon hisseleri. Bunların grafiklerini eğitim amaçlı olarak analiz edeceğiz. Öncelikle Enka'dan başlayalım haftalık periyotta. Şimdi Enkai'nin arkadaşlar pandemi düşüşünden itibaren yükselen kanal içinde hareketi vardı. Bu yükselen kanalı şu seviyede kırdıktan sonra burası teknik stoptu. Bakın 7.58 TL. Buradan sonra kırdıktan sonra hacimli bir şekilde tekrar kanal içine girdiği için tekrardan alım noktası yine bu seviyeler, kanalın içine girdiği seviyeler. Ancak tekrardan kırdı ve tekrar kanal içine girip şu an kanalın dışında, yani şu an yükselen trendin altında. Yani 7.95 TL seviyeleri teknik stop seviyesi normalde. Şu an hisse 7.91'de, kanalın dışında olduğu için şu an durumu yani kritik demeyeyim ama kanalın dışında olduğu için teknik stoplar haftalık periyotta normalde çalışmış vaziyette. Şimdi MACD'ye baktığımızda MACD'nin trendi negatif haftalık periyotta, yani orta uzun ölçekte anlatıyoruz şu an. Hani kısa vade günlük hareketler değil. Orta uzun vadede şu an MACD'nin negatifte olması, histogramın kırmızı olması düşündürüyor. Bir teknik düzeltme yapacak mı diye. Mutlaka mavi ortalamanın turuncu yukarıya kesmesi ve histogramın bir kere yeşile dönmesi gerekiyor. Bunun yanında haftalıkta tüm ortalamaların üzerinde olduğu için bakın 5 haftalık ortalama desteği tutmuş EMA5, görüyorsunuz. Tam 7.91 TL seviyesi. Olası kırılmalarda negatif bir durumda 7.85'e kadar geri çekilme gösterebilir. Çünkü 9 haftalık ortalama desteği 7.85'te. Hadi orası da kırıldı diyelim arkadaşlar. Son noktası 7.63'tür. Çünkü haftalıkta EMA21 desteği çok güçlü bir destektir. 7.63'ün altına kırılması problem olur. Çünkü hisse 7 TL seviyesine kadar, EMA50'ye kadar temas etmek isteyebilir. Hani 7.63, 7.62... bu seviyeler önemli bir destek, kırılmaması gerekiyor. Haftalıkta baktığımızda da geçmesi gereken önemli direnç 8 TL'nin üzerine atmalı. Çünkü kanalın içine tekrardan girmeli. Olumlu bir yöne doğru gidecekse. 8 TL geçilmesi gereken bir direnci. Bakın günlükte de EMA50'ye kadar sarktığını görüyoruz. EMA50 seviyesi 7.89'larda. Yani 7.89'a kadar geri çekilip buradan tepki vermesinde hiçbir problem yok. Yukarıya doğru çıkacaksa gördüğünüz gibi 8 TL'de önemli bir direnci var. Bu dirençte hem 5, 9 ve 21 günlük ortalamaların hepsi aynı seviyede. Bu sebeple 8 TL'nin de önemli bir direncini mutlaka yukarıya doğru geçmeli ve bu direnci kırmalı. EMA50'nin kırılmaması gerekiyor arkadaşlar günlük periyotta. Hani günlük takip etmesi lazım yatırımcısının. Şimdi İçmoksar tekniğine baktığımızda şu tepedeki satıştan dolayı 9.70 neredeyse 10'lara kadar yaklaşmış. Bu satıştan dolayı parabolik sar 7 haftadır negatifte, görüyorsunuz. Mutlaka parabolik sarın noktalarının mumların altında yanması gerekiyor. Bu ilk şart. Bunun yanında şu mavi ortalama Tenkan-sen, kahverengi ortalama Kijun-sen'i, şu 26 periyot ortalamayı mutlaka yukarıya doğru kesmeli. Şu an mumlar iki ortalamanın da altında olduğu için bu parametresi de negatifte maalesef. Bunun yanında bulutun destek seviyesi 6.58'lerde, arada fark var. Senko İspena desteği, yani buluta kadar geri çekilirse eğer bu desteği mutlaka tutması gerekir. Ama geri çekilme yapar mı oraya kadar? Çok da yapacak gibi durmuyor grafikte. Mutlaka dediğim gibi şu ortalama desteklerini takip etmek gerekiyor. Şimdi Pamel hissesinde önce bir pandemi dibindeki seviyesine bakalım. Şöyle göstereyim. Pandemi dibinde arkadaşlar bu hisse 1 TL seviyelerindeymiş. 1 TL seviyesinden sonra hisse pandemiden itibaren 40'lara kadar tırmanmış. Çok ciddi bir primi var. Görüyorsunuz şu şekilde. Pamuk Hava Elektrik, ciddi bir primi var. Ancak bu daha da çıkmayacağı anlamına gelmez tabi. Hani gideceği yere kadar gider. Ben olası geri çekilmelerdeki destek seviyelerini anlatacağım size. Öncelikle MACD şu an trendi pozitifte, MACD'nin haftalık periyotta. Histogram yeşilde. Bunun yanında arkadaşlar
Olası geri çekilme durumunda şöyle bir majör trend çizgisi var. Yükseleni görüyorsunuz. Bu ana yükselendir. Bu ana yükselenin destek noktası ve aynı zamanda şuradaki güçlü destek noktası tam 30 TL. Olası geri çekilmelerde bu hisse 30 TL'nin altına kırarsa problem. Hem majör kırılmış olacak hem de şu 2020'nin sonlarındaki önemli bir direnç seviyesi artık destek olarak çalıştığı için burada bir destek vazifesi görecektir. 30 TL'nin altına bir kere kırılmaması gerekiyor. Bunun yanında yakın destek seviyesi de şu 35 TL'lerdeki destek arkadaşlar. Bir önceki direnç seviyesi. O da Mart-Nisan aylarında yapmış olduğu bir direnç. Burası artık destektir. Yani 35 TL'de de bir desteğin çalışması gerekiyor. Bunlar referans alınabilir. Haftalıkta tüm ortalamaların üzerinde. Bakın EMA 5'in de üzerinde. EMA 5 desteği 31,5'larda. 35 TL kırılırsa 31,5'lara kadar geri çekilme gösterebilir. Günlükte baktığımızda basit teknik düzeltme seviyesi de 36 TL'dedir arkadaşlar. Hani gün içinde bazen iniyor çıkıyor. Bu 36 TL'ye kadar geri çekilmesi normal. Hatta 9 günlük ortalamayı test etmesinde de yani 34,5 seviyelerine kadar düşmesinde de bir problem yok bence. Ama onun altına düşerse tabii 21 günlük ortalaması 32-30'larda, 32-20'lerde buraya kadar beklenir mi yoksa stop mu olunur? Herkes kendi kararını verir tabii o gibi durumlarda. İçmokusar tekniğine baktığımızda paraboliksel pozitif, 2 ortalamanın da üzerinde 9 ve 26 periyotluk güçlü ortalamalardır İçmokusar'daki. Bulutun ince olması hızlı çıkıştan dolayı arkadaşlar. Sert tırmandığı için yani 1'e 40 prim yaptığı için 1 yıllık bir süreçte inceliyor, buluttan açılıyor. Bakalım teknik düzeltme yapacak mı, ne zaman yapacak? Günlük olarak mutlaka destekleri takip etmek lazım Pamukova Elektrik'te. İzmir Demir Çelik'teki olayı birçoğunuz biliyorsunuz. Devasa bir gökdelen formasyonu benzeri ikili tepe. İkili tepenin şu trend kırılımının stop noktası olduğunu zaten söylüyoruz her seferinde. Kırıldığı 6 TL en kötü ihtimalle bir boyun kırılımı hem de yükselen trendin kırılımı. Yani 6 TL stop noktasıydı. Stop olanlar oldu. Olmayan kişiler yani grafik analizini yapmayan arkadaşlar maalesef tepede alan kişiler de olduysa hisse kaça kadar düştü? 2 TL'ye kadar düştü. Şu an 2.65'te. Şimdi bakın bu hissede arkadaşlar geçilmesi gereken önemli bir direnç var. 3.30'lu seviyeler. 3.30'lu seviyeler. Mutlaka geçilmesi gereken önemli bir direnç. Eğer bu direnç geçilirse en azından bir tepki çıkışı yapıp yapmayacağını konuşabiliriz. 3.30 önemli bir seviye. Bunun yanında MACD'nin mutlaka pozitife dönmesi, mavinin turuncuyu yukarıya kesmesi ve histogramın yeşile dönmesi gerekiyor. Ortalamalarını açtığımızda haftalıkta artık EMA 200'e kadar yani geri çekildiğini görüyoruz. 200 haftalık ortalama. Hani bunun artık altı yok diyebiliriz. Çünkü hani bu 200 haftalık ortalama arkadaşlar hangi hisse senedine bakarsanız bakın artık son noktasıdır. Onun altı artık şirket batıktır hani denir. Gördüğünüz gibi buraya kadar sarkıttılar. Tabi buradaki hareketlerin şirket faaliyetleriyle çok bir alakası var gibi gözükmüyor. Şöyle bir sert satışın İzmir Demir Çelik fabrikası gibi hani bir şirket nasıl böyle batar? O da ayrı mesele. Biliyor, birçoğumuz biliyoruz buradaki olayları. Her neyse 2.42 son noktası. Yani EMA 200. Geçmesi gereken önemli bir direnç var. 2.73 TL'de 5 haftalık direnç. Önce 2.73 TL'nin daha sonra 9 haftalık direnç 2.95 TL seviyesinin daha sonra az önce söylediğim önemli bir direnç seviyesi 3.30'lu seviyeler. Burada da 3.31'de 100 haftalık ortalama var. Bakın o da buraya denk gelmiş. Yani ne kadar güçlü bir direnç olduğunu bize anlatıyor. Mutlaka sırasıyla bu dirençlerin geçilmesi gerekiyor İzmir Demir Çelik'te. Günlükte baktığımızda zaten EMA 200 aşağıya kesilmiş. Şu an 21 günlük ortalamayı geçmeye çalışıyor. Yani 2.70 TL zorlanacağı ilk direnç seviyesi söyleyeyim onu. 2.70'ler, 2.71'lerde zorlanıyor, geçemiyor. Ama bu 2.70'leri hacimli bir şekilde kırarsa 3.07'ye kadar tırmanma potansiyeli gösterebilir. İçmokusar tekniğinde paraboliksar maalesef negatif. Ortalamaların altındayız. Bulutun dahi altındayız. İçmokusarın maalesef tüm parametreleri negatifte. İlk olarak şu 3.45'teki 9 periyotluk tenkansen direnci geçirmeli.
Daha sonra Saint-Gobain B direnci 4.70'te, Saint-Gobain A direnci 6.12'de arkadaşlar. Birçok direnç var karşısında. Dediğim gibi bunları artık sırasıyla geçmesi gerekiyor. Tabii öncelikle şu MACD'nin pozitife dönmesi gerekiyor arkadaşlar. TUKAŞ'ta da şöyle volatilitesi yüksek hareketler olduğunu görüyoruz. Hani sert hareketler. Güzel kazanan da olmuş, güzel kaybeden de olmuş. Yani şöyle bir grafik şekli olamaz. Yani şöyle bir dikine çıkış, dikine iniş. Yani birçok yani yabancı borsada maalesef görünmüyor böyle hareketler arkadaşlar. Bizim borsamızda görülüyor. Her neyse. Şimdi MACD'nin negatifte olduğunu görüyoruz. Trend negatifte MACD'de. Mutlaka öncelikle haftalıkta MACD pozitife dönmeli. Histogram yeşil olmalı. Şöyle bir yükselen trendi var. Bu trendin mutlaka üzerine çıkması gerekiyor. Ama onun yanında şöyle bir alçalan trendi artık oluşmuş vaziyette arkadaşlar. Onu çizmek istiyorum. Onun üzerine kırması gerekiyor. Çünkü öncelikli olarak bakın şurası haftalık periyotta açalım. Kırılması gereken, geçilmesi gereken önemli bir direnç seviyesi. Bu alçalan trend. Bu alçalan trendin direnç seviyesi 8.50'li seviyelerde. Yani TUKAŞ'ın 8.50'nin üzerine kendini öncelikle atması gerekiyor. 8.50'nin üzerine atmayı başarırsa 9.60'lara kadar yükselme potansiyeli olabilir. Ortalamalarına baktığımızda da 100 haftalık ortalamanın 8.50 TL seviyesinde olduğunu görüyoruz. 8.54 50'li seviyeler aynen. Burayı arkadaşlar geçmesi gereken ilk seviye burası. Onun öncesinde tabii 8.20 TL'de bir zorlanacak. Orada 5 haftalık bir direnci var 8.20'de. Ama 8.20'yi geçmeye başarırsa 8.50'yi geçmesini beklemek lazım. Şöyle bir günlükte baktığımızda 8.40'larda 8.64 bak 8.64'te önemli bir direnci olacak. 8.50'yi geçtikten sonra 50 günlük direnci olacak. Bu sebeple ilk etapta tabii o seviyeyi referans almak lazım. İçmokusar tekniği kötü. Bulutun altında paraboliksel negatif 9 ve 26 periyotluk ortalamaların altındayız. Chikuspen dediğimiz şu yeşil ortalama dahi mumların içine girmiş vaziyette. Yatırımcıyı üzen hareketler maalesef. Bu sebeple arkadaşlar dediğim gibi bir hisse almadan önce şöyle bir grafiğini bir okumanız gerekiyor mutlaka. Yoksa problem oluyor. Mutlaka geçmesi lazım. Şu önce Tenkan seni sonra Kijun seni. Bu tekniğinin düzelmesi gerekiyor ve parabolik sarı noktalarının mumların altında yanması gerekiyor. Şimdi Afyon'da arkadaşlar bu Afyon'daki yükselen trendin kırıldığı seviye şu seviye yani 5 TL seviyesi. 5 TL teknik stop seviyesi iyiydi. Orada stop olanlar şu an hisseyi 4 TL'den toplama şansına sahip. Tabi 4 TL'den daha aşağı düşmeyeceği garanti değil. Çünkü şöyle bir ortalamalarına bakalım. Bakın 50 haftalık ortalama dahi kırılmış. Hisse şu an 3.46'lara 3.48'lere kadar geri çekilme isteği duyabilir. Çünkü 100 haftalık ortalaması burada artık. 3.48'ler, 3.50'ler buraya gelmek isterse eğer buradan tepki vermesi gerekiyor mutlaka. Ama buraya gelmeyecekse de yukarı çıkacaksa da mutlaka 4.15 TL'deki şu güçlü direncini yukarıya doğru kesmeli. Günlükte EMA 200'ün dahi altına kesilmiş durumda. İyi görüntü değil. Umarım şu EMA 50 200 aşağı kesip bir dead cross olayı olmaz günlük periyotta. Mutlaka geçilmesi gereken 4.15 TL'deki dirençten sonra 4.35 TL'de şu güçlü direnç mevcut. Mutlaka bunlar takip edilmeli. MACD'nin negatifte olduğunu görüyoruz. Histogram negatifte. İçmokusar tekniğinde parabolik sar negatifte. Ortalamaların altında bakın arkadaşlar tam bulut desteğine kadar güçlü bir desteğe kadar inmiş. Yani Saint-Gobain A desteğinde şu an bunlar. Yani 4 TL'nin altına kırılmaması gerekiyor bu mumun. 4 TL'nin altına kırılır da bulutun içerisine girerse 3.17'ye kadar sarkmak isteği de duyabilir. Bu sebeple bulutun içine girmezse ve buradan tepki verirse çok güzel olacak. Umarım endekse yeşil olur ve yukarıya doğru tepkisine devam eder. Çünkü güçlü bir destekte haftalıkta takip etmek gerekiyor. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız
Onları da listemize ekler analizini yaparız. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz içinde DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Eğitimle birlikte grafik analizi yaparak almış olduğunuz hisselerin değerlendiğini görünce eğitimin ne kadar önemli olduğunu orada anlıyorsunuz. Çok güzel geri dönüşler oluyor. DM üzerinden yazarsanız detayları aktarırım arkadaşlar. Önce kendinize yatırım yapmanız gerekiyor. Bu işte kazanmanın sırrı budur. Duyumlarla bir yere kadar 2-3 günde kazandığınızı bir günde kepçeyle geri alıyorlar. Bu gerçek değişmiyor hiçbir zaman. Mutlaka önce kendinizi eğitin, daha sonra yatırım yapın diye öneride bulunabilirim. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.